bir kabri şerifte dua ettiğin zaman Hakk'a hemen o kabirdeki sana yardım mı edecek, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye bir sürü sözler. Şeyhimiz Hazretleri de dün akşam çok güzel bir sohbet yaptı. Dedi ki elime bir tane kitap geçti. Ehl-i sünnet dışı insanların kelamlarıymış yani kitaplarıymış. Baktım onu yapan müşrik olur, bunu yapan müşrik olur, herkes müşrik olur. Evliyanın türbesine gidersen müşrik olursun, şuraya gidersen müşrik olursun. Yahu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuyor mu? وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمَ مُسَلَّ İbrahim Aleyhisselam'ın makamını namaz kılma yeri edinin. Neden? Orada İbrahim Aleyhisselam durmuş. Öyle mübarek zatların bulunduğu yere bereket indiriyor Mevlamız. Kabri şerifi bereket. Allah oraya ikram ediyor. Öyle bir kabrinde, Kerem Ali'nin eteğinde bir mübarek zatın türbesine girmişiz, orada dua etmişiz. Vay efendim, o sana yardım mı edecek? Ya o mübarek zatın huzurunda Mevla'dan istedik. Onu araya hürmetine istedik. Bizim günahımız çok. Bizim günahımız çok. Dedik ya Rabbi, bu mübarek kulunun, bu sevdiğin, bu muhabbet duyduğun kulunu hürmetine askerimize yardım gönder. Bütün türbelere gitsinler, bütün türbelerden dua etsin herkes. Kur'an'da yazıyorum, açta söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın makamında namaz kılma yeri edinin, orada namaz kılın, orada bereket var diyor Mevlamız. Hakk'ın sözcüsüyüz biz ama bu demek değil ki sen Hakk'ı söylüyorsun, herkes karşısında suskus olacak. İnad ile hareket edeni şeytan batıracak. Olmadık olmadık sözleri hep söyletecek, hep söyletti, devam edecek bu yani. Sihirbazsın dediler Peygamber'in şu an. Söylediler.